أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi dersimiz güven duygusunun psikolojik boyutu. Tamam. Şimdi hemen sayfayı bulayım. Dün ne vardı? İlmi boyutu vardı. Psikolojinin ilmi boyutu. Bugün de psikoloji boyutu. Bu çok önemli. İnşallah yetiştirebiliriz. Böyle şunu da yazayım. Tamam. Gemide yazdığım şey. Güven sorunu yaşıyor bu asır insanı. Başlıklı yazımız. Bu asrın insanının en büyük sorunlarından biri güven sorunu yaşamalarıdır. Güven. İlginçti bu. Haşa, haşa, haşa. Allah Celle Celaluhu bile, Allah'a Celle Celaluhu bile güven sorunları var Müslümanların. Allah ile güven sorunları var Müslümanın. Allah'a güvenemiyor Müslüman. Bir de okuyayım mı? Bu asrın insanının en büyük sorunlarından biri, psikolojik sorunun temeli, güven sorunu yaşamalarıdır. Haşa, 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 Allah'a bile güven sorunları var Müslümanların. Ne demek o? Onun işlerini bile sorguluyor hale gelmişiz. Olmadı. Olmuyor. Çok fazla oldu. Allah Allah ne oldu? Ya gelen mesajları okusam var ya, ben size yalan söylemiyorum. Ramazandayız, heyecanlandım da kusura bakmayın. Ramazandayız. Niçin heyecanlandım anlayacaksın. Ramazandayım ve oruçluyum. Gelen mesajlarla size diyorum ki, haber dinleyip de imanını bırakanın adedini bilmiyorum. Haber bülteninin içine İmanını bırakıp kalkanı biliyor. Bak abi bir tane de yeni geldi yolda işte. Sitede ders çok sorulduğu için hava uçuş olmadan önce oradaki personelle görüştük. Baktım ki adamların sonra tarikatçı vesaire bir şey anlattım böyle. Dedim yani ne yapıyorsunuz, ne anlatıyorsunuz? Psikoloji dedim adam ilgisini çekmedi. Ahiretin ispatı var, Allah'ın var falan yok. Yani dedim ya onu bunu sayarken Allah kim yarattım? Ya böyle sorun cevabı var mı dedi ya Tarıkçı bu. Var dedim dersi. Nasıl var dedi. Ondan sonra bana verdiğin kartta mı dedi. Hemen heyecanlandı çıkarttı yeniden baktı. Bu sefer o dersi başa onun için taşıdım. Başa onu taşıdım. Ne anlatacağım şimdi? Altına mesaj yazmış adam. O bir tanesini örnek olsun diye onayladım. Ya dedi benim dedi Allah ile sorunum yok dedi. Allah kim yarattı öyle dedi. Ya vesvese geçin. Ben diyor Allah nasıl diyor hani Erhamur Rahim'in hani nasıl Erhamur Rahim'in nasıl anlayacağız ki nerede Erhamur Rahim'in diyor. Tövbe estağfurullah. Bir hocaya denk geldim. Hoca ha cami hocası. Ben de hiç Erhamur Rahim'in olduğunu görmedim dedi. Tövbe estağfurullah ya. Allah. Ya. Avam ya, avam demek gözünü gördüğünü, kulağının işittiğini, burnunu kokladığını, dilini tattığını, elinin sürdüğünü yorumlar. Arkayı görmez. Ya arkadaşlar, Müslümanlar Allah'a karşı güven sorunu yaşıyorlar. Allah'a sorguluyor. Oysa ubudiyetin esası teslimiyettir. Teslimiyeti yaşayan ve ubudiyeti yapana Allah sükunet indirir diyor. Yetedaresunehu. Yani o derste o manayı hazmedenlere Allah sekinet indiriyor. Sekinet sükun buluyor. Yani güven getiriyor. Allah güveni kaldırmış. Sen güven bana güvenmesen, beni sorgularsan fiilimi. Haşa Allah'a bile güven, Allah'a bile güven sorunları var Müslümanların. Onun işlerini bile sorguluyor hale gelmişler. Bunu tatmin sıf dima değil, kalbi
ve ruhu da tatmin olmalı, doyurmalı. Yani mesela geniş daire hadiseleri olur, kendi psikoloji olur, ailevi olur, kadere ait teslimiyet meselesinde olur, evlilik kaderdir. Evlenmeden önce kader değil, evlendi mi kaderdir, mazidir çünkü. Şimdi sorguluyor bunu. Ya niye böyle oldu, keşke olmasaydı. Ya arkadaş, mazi artık kader. Tamam. Peki, dimağı da çözdün. Hikmet yetmiyor. Allah senin kalbine sükunet de vermesi lazım. Yani sırf boğazın insanı dima sorunu yaşamıyor. Kalbi sorunlar da yaşıyor. Allah Resulü'nün bir hadisi var bir mana. Metnini tam ifade etmeyince tehlike olduğundan yanlış olur. Onun için bil mana deniliyor. Bil mana hadis-i şerifte şöyle geçiyor. İnsanların kalplerini tatmin etmedikçe, Abdullah sana çok lazım bu. İnsanların kalplerini tatmin etmedikçe hiçbir iyiliğiniz insanları memnun edemez buyurmuş. Ne yaparsanız yapın. Ben size bir samimiyetimle söyleyeyim. İstersen enaniyetime verin. Ben ki bu insanları memnun edemedim, kimse edemez. İşine, çişine, her şeyine koşuyorum. Bak, hiçbir menfaat almadan, bak yeni gelmiş. Her şeyine, kalbini memnun etmedikçe, yani maneviyatın artmadıkça, birkaç hafta sonra beni sorguluyor ya. Ya acayip bir nankör insanlık ya, acayip. Zimmerimize değil değil mi kalbini memnun et? Değil işte. Ama şu, kalbimi, yani iyiliğiniz var ya, araba vermek, para vermek, bilmem, memnun edemezsin. Allah en iyisini yapıyor, olmuyor. Ya, kalbi memnuniyet demek, imanı artmadıkça, fazileti artmadıkça, kemalatı artmadıkça, bu insanın dimağını memnun etmek, hele hele bedensel hayatını tatmin etmek, onu memnun edemezsiniz diyor. Allah Resulü diyor ki, İnsanların akıllarını ve şeylerini, hayatlarını ne kadar iyilik yaparsanız yapın, kalplerini, aklını talim, kalplerini terbiye, yani kalbine katkı yapmadıkça, tatmin etmedikçe, kalbi inkişaf olmadıkça hiçbir iyiliğiniz Allah'ın bile iyiliği olmuyor. Kafirden bahsetmiyorum. Müslüman Allah'a karşı güven sorunu var. Tevekkül edemiyor Allah'a. Teslim olmuyor Allah'a. Allah'a sorguluyor. Niye bu başıma geldi diyor. Gelmeyecekmiş. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun geçmişteki o rezil, kepaze günahın bu küçük bir günah şey sıkıntına silinmeyeceğini? Ahirete azap çekmemek için bunu sana veriyor ki bunu silsin. Ne verdiklerini saymaya kalksak sayamazsın. La tusuha. Sayamazsın. Ama hep böyle yok, 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 yok. Kadın nankör bir asır. Hani asırın insanı. Hepimiz derece derece var bu. Bunun en büyük sebebi kıyası bir nefs ediyor. Yani ne oluyor biliyor musun? Bu insanların kalplerini tatmin etmedikçe hiçbir iyiliğiniz diyor Allah Resulü insanları memnun edemez. Bunun en büyük sebebi kıyası bir nefstir. Ne demek o? Yani herkes kendi herkesi kendisi gibi zannediyor. Ben bu isem herkes de böyledir der, hareket ediyor. Herkes de budur. Yani ben böyle miyim? O kadar rezil bir sıfat ki bu. Çoğu insanın batmasına sebeptir. Nasıl biliyor musun? Bak onun için şu adan aldım bunu. Ben rezil miyim arkadaş? Ben şu 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 günahları aşamıyor muyum? Kıyası bir nefs ediyorum. Herkesi de kendin gibi zannedip o da aşamamıştır. Bunu yaptığına göre, bunu dediğine göre bunun altındaki günah budur. Çünkü ben bu fiili bu günahtan dolayı yaptım. İnsanları kendisi gibi zannetmesi. Oysa herkesin fekkur rakabesi farklıdır. Yani imtihan dağı Allah diyor ya mealen bil mana. O akabe nedir bilir misin? Fekkur akabe. O akabe nedir bilir misin? O herkesin imtihan dağı farklıdır. Mesela sizin yüzmenize, boğulmanıza sebep olan imtihanınız benim topuğuma bile gelmemiş. Beni hiç alakadar etmemiş. Beni boğan imtihanım seni de hiç alakadar etmemiş. Topuğuna gelmemiş. Herkesin akabesi
farklı. Herkesin akabinde. Onun için deme ona, o ona. Ya bu nasıl bir adam ya, bunu nasıl bir yaşamadı ya? Deme kardeşim, onun akabesi o. Deme bana ya, bunu nasıl yapar, nasıl der? Deme kardeşim. Benim imtihanım o, benim kuyum o. Benim Yusuf'um o işte. O kuyudan o Yusuf'u çıkartacağım. Kuyu işte o şey, o olay. Senin de başka bir kuyun var kardeşim. Sekizinci söz bu işte. Kıyası bir nefs etmeyin. İkincisi, yani birincisi buydu. İkincisi, tulu emeldir. Bitmez, tükenmez ümitler, hedefler. Yani insanların kalpleri niçin tatmin değil diye sebepleri sayıyorum. Birincisi neydi? Kıyas bir nefs. İkincisi? Tulu emel. Üç, bozuk çevre ve yanlış bilgi. İlişkilerde iletişim sorunu. Karşı taraf ne kadar dinliyor ve değer veriyor? Karşı tarafa, tarafı ne kadar dinliyor ve değer veriyor? Hemen sorguluyoruz. Sorgu mu? Bir şey duyuyorum Abdullah'tan şundan bundan. Hemen vay tabi ya, şuna bak ya. Ulan büyüt kargayı çıkartsın gözünü ya. Şuraya bak adama. Oysa dememiş. Ben çok rastladım böyle. Böyle çok hata yaptım ben. Sonra dedi, yok abi ben öyle bir şey demedim dedi ya. Nereden çıktı? Bu sefer pot kırmıyor. Ya böyle bir şey dedim. Ha zanıma. Oğlum abi dedi, şeytan işletiyor seni dedi ya. Oysa birisi bana dedi yani onun hakkını. Demedim. Sonra ne dedim, niye yalan söylenir kardeşim? Ya ben öyle anladım. Çık dışarıya. Öyle anlanmış. Ya kardeşim birisi hakkında Allah diyor mu? Bir şey duyduğunuz zaman ona sormadan karar vermeyin. Diyor mu Allah? Allah biliyor da. Allah biliyor ya. Mesela bir tanesi arıyor yolda. Ya abi ben de şey gidebilir miyim bayram bir şey. Kadın seferi yok. Ya Allah diyor mu ki sefer mesafesine kadın mahremiyle çıkamaz. Çıkamaz diyor mu Allah? Bu böyledir. Bir böyledir. Bunun çıkışı mı işi yok. Böyledir. İlle senin de başına bir hal mi gelsin? Başına türlü türlü hadiseler gelenler hep senin gibi düşünenler. Ne? Benim bana bir şey olmaz. Hep öyle diyor. Bana bir şey olur deseydi çıkar mıydı? Hep öyle düşündüğü için çıkıyor. Allah bilmiyor. Çıkmayacaksın diyor. Çıkmayacaksın arkadaş. Biz kul değil miyiz ya? Allah'ın fiiliyatını mı sorgulayacağız? Allah'ı mı sorguluyorsun? Rububiyetini mi sorguluyorsun? Arkadaşlar, Allah'a iman sorunu yok Müslümanların. Allah'ın rububiyetini sorun etmiş insan Müslümanlar. Müslümanlar Allah ile rububiyet sorunu yaşıyor. Allah Rab. Rab mı değil mi? İlah. Birbirinizi ilah edemeyin. Müslümanlar rububiyet sorunu yaşıyor. Ne demek biliyor musun? İman sorunu değil. Eylem. Yap. Yapma. Git. Gitme. De. Deme. Bunu yaşıyoruz. Allah'ı sorguluyor. Olur mu ya bu zamandayız? Hangi zamandayız? İman sorunu yok ha. Ahiret iman etmiş. Allah'ın icraatında sorun yaşıyoruz. Rububiyetinde sorun yaşıyoruz. Onun için Risale'nde ülviyete nispeten rububiyet çok zikrediliyor. Nedir o? Laikalar rububiyettir işte. Laikalar rububiyetin sorunu yaşadığımızdan dolayı bu kadar taşidat var. Soruyorum sana. Hepinize soruyorum. Vicdanınızla söyleyin. Haşir Risalesi toplam kaç sayfadır? Külliyatta. 60. Yüzde. Yüzde. Değil mi? 200 sayfadır. Laikalar kaç sayfadır? Kader mesela, iman esaslarında kaç sayfadır? Tevhid kaç sayfadır? Meleklere iman kaç sayfadır? Peygamber iman kaç sayfadır? Laikalara bakın. Rububiyet sorunu yaşıyoruz. Ta rububiyetin ucu nerelere kadar gidiyor? Ben dost edinirken bile dostumun onayını istiyor. Allah'ın onayını değil. Allah ne der değil. Abim onaylarsa seninle dost oluyorum. Abim onaylamazsa seninle dost olamıyorum. Öyle mi değil mi? Abim onaylarsa senin dersine geliyorum, dersi dinliyorum yoksa dinlemiyorum. Öyle mi değil mi? Putlaştırdık.
Hürriyet-i şer'iyi teslim ettik. Battaniyelere sarıldık, üzerimizi örttüler. Benim yanımdaysan benimlesin, benim yanımda değilsen benim karşımdasın. Bush'un zihniyeti bu. Arkadaşlar, rububiyet sorunu yaşanmasa Kastamonu layıkası yazılmaz, Emirdağ yazılmaz, Sikke yazılmaz, tarihçe yazılmaz. Rububiyet sorunu yaşıyoruz. Niye bunları söylüyorsun kardeşim? Ben size hitap etmiyorum. Bak yeni geldim seferden. Görüyorum yani. Gördüklerimi. Bunlar boşuna yazılmamış. Dedim kardeşim bunu bana niye yazdın? Abi beni daha arama. Sanki çok arıyorum. Tamam mı? Ben seninle daha irtibat kesmek zorundayım. Şey yapamayız. Bazen mesajların geliyordu. Gelmemesini rica ederim falan. Hayırdır kardeş? Tabii anladım. Ya öyle iktiza etti. Öyle mi söylediler sana abi? Bildiğin gibi işte. Peki koyun kefeye. Hangi kefeye koyacaksınız? Rububiyet sorunu yaşıyoruz. Rab edilmişiz onu bunu kendimizi. Men ittehaza ilahahu hevahu. Hevai nefesimizi Rab edilmişiz. İnsanları putlaştırmışız. Ne diyorlarsa sanki Allah demiş gibi tövbe estağfurullah. Ama hep öyle diyeceğim yani. Rububiyet sorunu, güven sorunu nasıl olacak? Kendi çökmüş. Kendi insanlığını kaybedenlere insanlar ilah olur. Kendi kişilik sorunu yaşıyor. Kendi olmaktan korkuyor. Kendi olmaktan. Ben olmaktan korkuyorum. İlle başka olayım. Şu şarkıcı olayım. Şu bilmem ne olayım. Şunun olayım, bu olayım. Ben olmaktan korkuyor. Kendin olmaktan korkan bir insan, kendine yatırım yapmayan bir insan, başkası olmak isteyen bir insana insanlar putlar olması, put olması kolay olur. Ne zaman kurtulursun? Kendine yatırım yapar, kendime şey yaparsan, değer verirsen, o zaman bakarsın ki o da bir insandır ya. O da insandır. İlah edinmeye gerek yoktu çünkü peygamberdir o da. Ama biz ilah edindik yani. Hocamızı, abimizi, ya nasıl bunları demeyeyim arkadaşlar? Adamlara ayet söylüyorum, Allah böyle diyor. Söylediğin söz Kur'an'a uyuyor mu? Sünnete uyuyor mu? Kitaba, icma'ya uyuyor mu? Asıl imamına, koy kenara asıl imamını. Buna uyuyor mu? Adam takmıyor. Niye takmıyor? Senelerce ben bununla uğraştım Abdullah. İyi yaslan şimdi. Yeni bulduğum bir şey söyleyeceğim, çözdüm. Yeni. Adam ayet söylüyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Ayeti söyle ey Lazcan çala okkanımız. Ya bu nasıl olur? Nasıl bir iman? Allah'ın emrine nasıl kale almaz? Faiz yiyen diyor tamam mı? Allah'a savaş açmıştır diyor. Şey işte lanetlenmiş olan şey var. Rüşvet mesela vesaire. Ondan sonra Allah'ın dini böyle hocam böyle diyor diyor. Ulan nasıl oluyor diyor. Allah yeni çözdürmeyi nasip etti. Meğer onun hocası İsa'ymış. İsa olunca İsa niye gelecekmiş? Muhammed ümmetinin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeriatının tam 200 tane hükümlerini İsa Aleyhisselam şey yapacakmış. Oysa İsa Aleyhisselam'ın geliş sebebi anlatacağım. O 200 tane ahkamı o hocası, abisi, şeyhi, ustadı kim ise böyle dağıtayım kim, böyle ustad şeyh falan diyeyim, hocası işte İsa'ymış. İsa olduğu için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının 200 tane ahkamını değiştirme yetkiliymiş. Dolayısıyla şeriatın edile şerini ne dediği değil, kitabın ne dediği değil, peygamberin sünneti değil, icma kıyas değil. Hocam ne dedi? O. Çünkü niye? İsa ya dedi ya bu sorgulama bu dindir işte din budur. Peki eski din ne olacak? Aynı diyor eski ahit yeni ahit. Eski ahit Yahudiler. İncil'e Musa Aleyhisselam'ın ahitini de koymuşlar. Onun için İncil'i ikiye ayrılmışlar. Eski ahit yeni ahit diye. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla eski ahit Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı, sünneti, sünneti, Kur'an edileceği. Uyana bir şey denmez. Anlamamış. Hizmeti anlamamış. Ona bir şey demez. Uyusun, uyusun. Ama bizim işte
hocamız, şeyhimiz, abimiz, ustadımız İsa'dır. Bu eski ahit olan, oysa ben sizin dininizi tamamladım, dininizi kemale erdirdim. Sizin için dini, o din olarak İslam'ı seçtim. İne dine inde Allah'il İslam. Sizin için bunu verdim. Oo, onlar kenarda. E şimdi benim hocam, ustadım vesaire kimse İsa'dır. O yetkilidir. Onun dini yeni ahittir. Ha, onun için ayetleri ve edile-i şerî kayle alınmıyormuş. Vay anasını. Peki İsa Aleyhisselam vazifesi neydi? İsa dinine ait hurafat ve bidatları şerî İslamiyete göre tarifattan temizleyecek. Mesela testisi kaldıracak. Ha? Domuzu şunu bunu söylüyor ya. Kaldıracak onları. Domuzu şunu bunu kaldıracak. Yani İsa dininin hatimesi için giren hurafatları, tarifatları vesaireli şeriat-ı İslamiye metibatı anlatıyor. Çünkü peygamberimizden sonra hatim Allah Allah kulubi, tamam mı? Kilitlenmeyen anlar. Ama hatim-i nebi olduğu için son peygamber, daha ahkam getirecek kimse yok, ahkam olamaz. Hatim-i nebi denmezdi. Hatmedilmiş, mühürlenmiş, bitmiş. Mühürlenmiş, bitmiş. Şeytan oradan mı yanaşıyor abi? Ne şeytanı? Şeytan da yok. Şeytana papucu ters geliyor. Şeytan da diyor ki bana iftira yapma diyor ya. Doğru dedi. Vallahi şeytan der ki ona ben vallahi böyle bunu bilmiyorum. Bu bile benim hatırıma gelmedi diyor ya. Yani eski aitmiş o şeriat. Yani Hazreti İsa Hristiyanlığı düzeltecekti. Bunlar İslamiyet'i bozuyor. İslamiyet'i bozuyor. Onun için İslamiyet'i acayip bir şey ya. Akıl almıyor şimdi. Arkadaşlar ben hiçbir tane hikaye demem. Neyi anlıyorsanız öyledir. Boşuna hedefe koymadılar beni. Allah Allah, 200 tane ahkam. Ya ses yapma diyor ya, bu İsa diyor. Ahkamı değiştirme yetkili. Ama Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'de Hatemen Nebi sonsun artık. Yok artık senin din İslam seçilmiş. Yeni bir din. Yeni bir din, din. Yeni bir peygamber varmış. Abi cahiller. Siz de benim gibisiniz. Yeni dinde haberiniz yok. Şaka söylüyorum değil mi? Şaka söylüyorum değil mi? Keşke şaka söylesem. Keşke olmamış olsa da benim ağzım kapansaydı. Keşke ben yerin dibine girseydim de bu böyle inan olmasaydı. Artık dininizi tamamladım diyor. Evet. Ben sizin dininizi tamamladım diyor. Keşke ben iftira etseydim. Ne olur. Keşke. Öyle deyin. Abi iftira yapıyorsun. Deyin ne olur. İnanmak istemiyorum. İsa'ymış. Tamam İsa olabilir. Ama ahkamı o ne diyorsa ahkam bu artık. Mesela bir tanesinin ahkamını söyleyeyim. Hikayeden değil. Eskide As-ı Saadet'ten önce ve As-ı Saadet'te de İslam daha ciddi hakim olmadığı için, gerçi Medine dönemine bir şey diyemiyor buna da, kadınların irzları ve namusları garant altında değildi. Hani korunamıyordu. Dolayısıyla namusları ve irzları korunsun diye tesettür getirilmiş. Şimdi artık bu yeni peygamber, artık namuslar ve irzlar toplumsal olduğu için korunabiliyor. Tecavüz edemez, hücum edemez. Toplumda ne yapacak? Yani biraz toplum koruduğu için artık tesettüre gerek yoktur. Bir tane ahkam bu. Ha, dine hizmet için dindeki ahkamları terk edebilirsiniz. İkinci ahkam. Onlardan gözükebilmek için. Zina da yapabilirsin, içki de başını açabilirsin. Tuvalette namaz kılabilirsin. Ha? Tuvalette de evet. Namazı terk edebilirsin tabii. Bunlar ahkamdır. Efendim, yani güven duygusu nasıl çökertiliyor? Sayısı çok. Onu bilmiyorum ama bunların bayağı var olduğunu gördüm. Çünkü ben parkure girmedim böyle yanlama. Ben yürüyüşe başladım ta herkeste başladım. Ben 79'da başladım. Çocuktum 17 yaşında. Bu hizmete ben parkurda yandan girmedim. Ta temelden biliyorum bu olay çark nasıl dönüyor. Nurculuktan bahsetmiyorum. Bütün dini cemaatlerin çarkı nasıl dönüyor? Bu fakir biliyoruz. 80 olmadan önce biliyordu. Yani nurcu olmuştu.
80 ihtilali, ben ilk ihtilal 80'de harfilik inkılabıyla yargılandım. Kur'an öğretmekten. Dolayısıyla din cemaatleri biliyorum çarkını, tamam mı? Yani dolayısıyla bir başkası ders yapmıyor size bunu. Tamam mı? Ve vicdansız değilim, alçak değilim. Bunlar iftira değil. Bu böyle yani. Yani peki niye ben on başlara bir şey demiyorum. Adam pompalıyor ben İsa'yım diye de. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Sen bana küfür ediyorsun, şeye benziyor. Köpek düştü de. Onu o kadar çırpına, köyde benim başıma geldi. Kuyuya düştü böyle. Çakal için, domuz için kazınan yere köpek düştü. O kadar uğraşmış ki tepesine köpek şey atmış. Ben onu iniyorum, çıkartmaya çalışıyorum. Elimi sırmaya başlıyor, parçalayacak. Ya köpek diyorum, ne olur. Köpek bak, bir dakika beni dinle. Vallahi sana zarar değil, çıkartmaya çalışıyorum seni. Parçalama ne olur. İndir hava o. Meğer tepesi atmış, kuyuya düşmüş ya. Bak yapma. Ne kadar anlattımsa. Ya kediye diyorum ki kedime, şu eti tabakta ye ne olur ya tepecik de. Alıyor tabaktaki eti, yere koyuyor, oradan sonra yiyor. Lan yapma, poposuna vurdum biliyor musun? Sonra bana kedi dedi ki lisan alel. Abi hayvan, sen hayvansın. Ben insan değilim ki tabaktan yiyeyim. Bana yerden böreceksin ya. Ben yerin temizlemekle vazifeliyim. Nezafet memuruyum. Ne tabağı. Sonra anladım insanlığıma gelince. Meğer hayvandı biraz önce. La kardeşim ben seni kuyudan çıkarmaya çalışıyorum. Ne ısırıyorsun beni? Ha de ki bu böyle değildir. Ha keşke olmasa. Keşke iftira olsa. Ha, güven sorunu yaşıyoruz. Buhran yaşıyoruz. İtikat sorunu değil, rububiyet sorunu yaşıyoruz. Üçüncüsü neydi arkadaşlar? İkincisi neydi? Tulu Emel'di. Üçüncüsü bozuk çevre ve yanlış bilgi. Yanlış bilgi oradan. Yanlış bilgi. Sonra ilişkilerde iletişim sorunu. Karı kocalarda ya bana böyle demekti. Ya bir zona giriyoruz, motoru bir kuruyoruz, oturuyoruz odada. Ondan adım bekliyoruz. Ya sen adım at ya. Bunu diyen kim biliyor musun? Ben diyor. Ben adım atıyorum. Bana hakaret edene telefon etmiş. Ya kardeşim. Ya git hocam dedi. Telefona da bakmıyor. Kardeşim Allah aşkına ya. Yapma, darlatma beni. Peki sen bilirsin dedim. Yok kapatma tamam. Ya bunu niçin size söylüyorum? Yani karı kocanızda sizden yakın hanımınızdan başka bir evlilere söylüyorum. Kim olabilir? Yakınlarınıza böyle iletişim sorunu yaşamayın. Bir şey duyduğunuz zaman çok açık olun. Ne zannederse değil. Çok net açık ona ifade edin. Ben böyle zannediyorum, böyle duydum. Veya böyle şüpheler geliyor. Veya böyle düşünüyorum. Veya beni kurtarır mısın bu sıkıntıdan? De kardeşim, çok net olur. Bak bir tanesi, işte geldiğim yerden, abi senin hakkında ne kadar aleyhinde bulunuyordum. Hakkını bana helal et, estağfurullah kardeşim. Abi sarılayım sana dedi ya. Bana benim için risaline zarar veriyor. Öyle diyormuş. Abi dedi ben bir dedi enfus derslerine girdim. Fesubhanallah dedi ya. Başım döndü. Risale'nin mana verdi. Delil delil. Sayfa sayfa söylüyor. Sayfa sayfa söyleyerek ders yapan adama Risale'nin zarar veriyor. İlişkilerde iletişim sorunu. Karşı tarafı ne kadar dinliyor ve değer veriyorsun? Güven. Sende güvensizlik oluyor bunlar. Güveninizi sarsan, karşıki tarafı ne kadar dinliyor, ne kadar değer veriyorsun? O ne demektir? O kadar dinleneceksin ve değer alacaksın. O kadar güven olacaksın. İnsanlar güvenilmez diyen kişiye güvenilir mi? Onu da kendine sorması lazım. İnsanlar mesela Allah Resulü'nün bir mana hadisi söyleyeyim. Hadis ha. İnsanlar bozuldu. Tamam canım her şey bitti. Diyene diyor peygamber diyor ki kendisi bozuktur diyor. İnsanlar bozuldu. Tamam her şey bozuldu bitti. Diyenler kendileri bozuldu bitti diyor. Bir mana. İnsanlara güvenilmez. İnsanlar tamamen hepsi bitti falan diyene o zaman sorgulayalım. Sen de insansın benim dışımda. O zaman seni de sorguluyorum. Sen de o tip, sen de o kategoriye girdin. Beni ilk defa aldatıyorsa sorun onundur. Aynı konuda bir daha beni aldatıyorsa sorun benimdir.
düşünce kapasiteni, bakış açını genişletmeli. En azından güvendiklerine güvenmeli. Yani dostumun dostlarına da dostumdur diyebilmeli. Güvendiklerimin en azından şunu yap. Güvendiklerimin güvendiklerine güvenmeli. Yani ben sana Harun güveniyorum. Senin güvendiklerine de senin onayıyla güvenmem lazım. Yoksa herkesi böyle güvensizlikle itham ederse, sende güvensizlik ortamı oluşur. Yalnızlık hissedersin. İçini çökertirsin. Ama tedbirini al. Hüsnü zan, ademi itimat. Yani hüsnü zan ederiz. Ama iletişim kurarken, ticaret yaparken, bir şey yaparken tedbirimizi alırız. Sünnete uyarız. Akitname yaparız. Ehille meşveret ederiz. Onu tanıyanlarına sorarız. Patteyi kızı vermeyiz. Patteye ortak olmayız. Ama olduktan sonra, bu sebeplere uyduktan sonra teslim oluruz artık kadere. Hem dikkat edilirse bize benzer insanları hayatımıza çekiyoruz. Ya bana hep ters adamlar geliyor. Tabii ki sen ters olduğun için. Yani ters olduğun için ters adamlar geliyor. Ya herkes bana bu ya yamuk adamlar hep bana mı denk geliyor? Yamuk olduğun için geliyor sana. Ben de diyorum ya, bu psikolojiler hastalar hep bana mı denk geliyor? Evet, çünkü ben rahatsız. Bunlar rahatsız olmasa bunları yazar mıyım? Merak ediyorum ya, Allah Allah. Bende mi manyaklık var? Kesinlikle bende delilik var ama. Ama bir de bu delinin sözünü alın bazen. Ama hiçbir delinin psikolojisinin bozuk olduğunu da görmedim. Delinin, hayvanın, çocuğun psikolojisinin bozuk, mutsuz ve intihar ettiğini bilmiyor. Hep zekiler intihar etmiş ve mutsuzlar. Moralı bozuk bir sığır görmedim. Ne vallahi canım sıkıldı bugün otlamıyorum. Öyle dedi yok adam. En neşeli çocuklar değil. Deliler ha 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 ha. Var mı mutsuz? Söyle arkadaşını söyleyeyim senin kim olduğunu veya kişi arkadaşının dini üzerinedir. Başka konu değişiyor. Karşı insanların aynı olduklarını bilirsek kendimiz hakkında keşifler yaparız. Karşıki tarafın aynı olduğunu bilirsek, unutmayın bunu, bunun altını çizin. Ben çizdim. Her bir insan benim aynam olduğunu bilirsek kendimiz hakkında ona bakarak keşifler yaparız. Yani bunlar insanlarda görerek kendimdekinde uyandı. Yoksa kendim kendimle anlamazdım bunu. Sendeki sıfatlar güzel gözüküyor, net oluyor. Aynı pislik bende var ama gözükmüyordu. Sendekini görünce kendi kimliğini fark etti. Yoksa kendimle kendim çözemezdim. O Allah'a mahsus. Peygamber de dahil. İnsanlar insanlarla çözülür. Ben tek yaşım dünyada kendimi tanıma şansım yoktur. Beni tanımlayan, tanıtan diğer insanlardır. O zaman her bir insan aynadır. Onunla kendini çözmeye, tanımaya çalış. Keşifler yap. Ayna değil de çünkü bize aynısını göstermiyor. Onda sıfatı gözüktüğü için mirat olma özelliği daha fazla olabilir. Mirat da olur. Yani Peygamberimiz mirat demiş de ben insanlara miratım demiş. Herkes kendisini bende görür. Yani şöyle de düşünürsün Abdullah. Yani onda o sıfatı, o kanuniyet bende de var. Evet. O namussuzluk bende de var. O kemalat, o hakikat bende de var. O bunu başardı, ben de başarabilirim. O kuyuya düştü, bende de o özellik var. Yani hatırlıyorum. Mesela bir misal söylüyorum gelirken. İndik şeyden, ondan sonra arabaya bindik. Baktık araba acayip olmuş, paramparça olmuş. Bizimkisini anlatıyorsun ya kardeşim 140 yapma basma, 120 falan. O arabayı görünce baktık o kadar da olmaz. 90'lar ne gidiyorsun kardeşim bari 100'e çık. Arabayı görünce bakın ne oldu? Laf dedik anlamadın. Parçalanmış arabayı gördün, 90'a inmiş. Aynısını görmedi ama ona intikal etti. Ben kendisini gördü orada. Mesela ölüye ağlan ölüyor. Kime ağlıyor? Kendisi ölümüne ağlıyor, gelecekte ölümüne. Ölüm ondan yani, acı ondan o. Niye ölüm soğuktur?
O değil, sensin orada. O aynada kendini görüyorsun. Bak o kazada kendini gördün ya, orada olsan falan ben parçalandım. Hemen 140'tan 90'a indim. Ne oldu, niye indin? El falan çek, takoz kay. Bak ayna. Yani kendimi fark ettim 140'ta gittiğimi. Neyle? Kazayla. Konuşmakla olmuyor abi, haletle oluyor. Yaşantıyla. Güven bir halettir zaten. Bu güven duygusu diğer ulvi duygular gibi hem hamilelik dönemi hem de 0-6 yaş arasında oluşturulur. Bu yaştaki çocuğuna sevgi, değer vermek, yapabileceği sorumluluklar vermek, onlarla oynamak, yalan söylememek ona, çevresini doğru kurmak, baba ve anne kavga ortamlarına şahit yapmamak, sindirmemek, ona zaman ayırmak, sorularına ve sorunlarına ciddi eğilmek, eğildiğini göstermek, değer verdiğini göstermek, söylemek, onaylanmak, onaylamak, takdirlemek, şefkat göstermek, tutarlı olman, ona yalan söylememen, verdiğin sözü tutman, tutmazsan ona izah etmen. Ona verdin bir sözü, yerine getiremedin. İzah etmen. Tamam kızım ya, tamam ya, öyle. Hayır, kızım bak sana bunu söz vermiştim ama kusura bakma. Yapamadım çünkü şöyle şöyle otobandan çıkamadım. İftara yetişeyim diye sana BİM'e girecektim. Bilmem nereye girecektim. Sana şu çikolatayı getirecektim ama ya giremedim çünkü yetişemezdim. Özürüm bu. Sözümü onun için tutamadım. Demek. Tutamasan ona izah etmen. Maddi ve manevi, fiili ve duygusal halleri ona yüklememek. Yani onun böyle çocuğu maddi ve manevi duygusallığı şey yapma. Yani yapmak istediğini yapamadığın bir şeyi çocuğun, benim kızım var ya, yapar. Yani arzularımızı çocuğumuzda görmek istemek. Onun maddi ve manevi ezmemek. Benim kızım üniversite kazanıyor. Ya oğlum kazanıyor bilmiyorum. Onu zor durumlara sokma. Bak. Maddi ve manevi fiili ve duygusal halleri ona yüklememek. Olduğu gibi kabullenmek. Sıkça eleştirmek ve sen adam olamazsın demekle gururunu rencide etmemek, çatışan ve çelişen ortamlardan uzak tutmak, güveni görerek, yaşayarak öğrenilendir de çocuk, onun için olumsuz ve güvenlerin sarsıldığı ortamlardan çok zarar görürünü bilmek, ta büyüse bile, yani yetişkin bedenlerde hala çocuksu duygu insanlar türer, ustadımızın tabiriyle sakalı çocuklar türer. Sakalı gelmiş ama ruhu yetişkin bedende çocuk ruhlar. Yani güven duygusu 0-6 yaş arasında oluyor dedik. Niye bunları saydım? 0-6 yaş arasında çocukta güven duygusu oluşuyor. Onun da oluşabilmesi için bu saymış olduğum birkaç tane madde. Bir daha sayayım mı? Sayın abi. Kaç yaşında çocuğun var senin, say dediler. 2 yaşında. 2 yaşında. Ha, bu dersi bir de durdura durdura okuyacaksın, not alacaksın. Hem annesi de. Bak. Bu güven duygusu diğer ulvi duygular gibi hem hamilelik döneminde hem de 0-6 yaş arasında oluşturulur. Anne karnındayken çocuk duymuyor zannetme, yürümüyor, duymuyor. Bizim kavgalarımızı duymuyor zannetme. Ne yapıyorsan hep aynen ayna gibi görüyor içeride. Hamilelik ve 0-6 yaş arasında güven duygusu yerleşiyor kişide. O güven duygusunu sağlam oturtması için maddeler sayacağım. 0-6 yaş arasında oluşturulur. Bu yaştaki çocuğuna sevgi, değer vermek, yapabileceği sorumluluklar vermek, yani bir şey yapabilme halini yaşasın, zevkini yaşasın. Yaptım baba, yap, aferin lan, maşallah. Şöyle de sorulur mesela, mutfak, şunu kızım mutfağa götür diyoruz. Gibi. Ama benim kızım maşallah falan, tamam. Hani o kadar yani derecesine göre 2 yaşındaki de doğru. Ama 3-3,5'e kadar cinsiyetini ve cinselliğini bilmez. Yani cinsiyetini bilmez. Yani kız mı erkek olduğunu bilmez. Bir de her şeyi canlı zanneder. Onun için bebeğini kırar, tam arabasını kırar. Çünkü niye? Çağırdı arabayı, bebeği çağırdı, gelmedi. Canlı bildiği için niye gelmedi, o zaman dövüyor. Yani bilmek. Değer vermek,
yapabileceği sorumluluklar vermek, onaylamak. Aferin kızın. Tabii canım. Maşallah bu fiilini çok sevdim. Bunu hoşuma gitmedi bu fiil. Ama inanırım ki sen de zamanla anlarsın ki o doğru değil. Ama bu şeyin var ya, beni çok mest ediyor. O çocuk ne yapar? O onaylanan fiilinin çapını genişlettirir. Yalan söylememek. Kızım, oğlum burada yok de, yok de. Amcana yok de. Amca, babam, annem burada yok. Yok mu diye. O da duyuyor tabii. Çevresini doğru kurmak, çocuğa çevre oluşturmak. Baba ve anne kavga ortamlarından, o ortamlarına şahit yapmamak. Sindirmemek. Sız. Sız tane anlamasın, hatırla. Sindirmemek. Ona zaman ayırmak. Onu mezarlıklara gömmemek, oyuncak mezarlıklarına, çok oyuncak alıp odasına itmek, çizgi film, çizgi film, oyuncak, ha televizyon aç, ha ondan sonra, onlar mutfakta ve komşuları lak lak, hadi oğlum, hadi kızım siz çizgi film, bu kuyuya atmaktır, gömmektir, sen oyuncak şeyine veya çizgi filme koyacağına, çizgi film sen ol, tencere kapağıyla sen oyna onunla. 2,5-5 yaş arasında çocuklar çizgi filme karşısına koyduğun zaman mıknatısın demiri çektiği gibi 3 saat, 5 saat kalabiliyor. 5 saat. Hiçbir şey aklına gelmiyor. Annenin babanın da çok hoşuna gidiyor. Evet. Anne de orada gömüyor. Ondan sonra diyor ki, hocam çocuk korkuyor. Hocam çocuk altına kaçırıyor. Hocam saldırgan, hırçın, tatminsiz, kanaatsız, doyumsuz. Böyle asabi, herhalde ne olacaktı? Buzdolabında sıcak su mu olacaktı? Çay yapmak için sıcak su alıyorsun, buzdolabına ne gidiyorsun kardeşim? Buzdolabında soğuk su olur. Tencere kapağınıyla sen onunla oyna. Oyuncak mezarlığını yapacağına, çizgi filmleri koyacağına. Yapamıyorum, evlenmeseydi. Allah'ın size emaneti. Ona zaman ayırmak. Sorularına ve sorunlarına ciddi eğilmek, eğildiğini göstermek, onaylanmak, onaylamak, takdirlemek, şefkat göstermek, onlara karşı tutarlı olmak, çocuktur zannıyla böyle tutarsız, bir öyle bir böyle karaktersizlik yapmamak, söz verip çözmüş yapmamak falan, böyle ha 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 hu, yılışıp böyle danışlar, ha çocuktur. Onun yanında soyunmamak, ufak çocuğun yanında, çocuğun yanında, bebeğine annesi süt vermemek, ondan sonra onun yanında soyunmamak, onun yanında haya ve edepli olmak. Yani çünkü o onun alemini taş oluyor, taş. Hadi çık yavrum, ondan sonra söyle, onun yanında yapma, eşyanı değiştirme. Şimdi bizim 2 yaşında kızım var abi, bir de yeni bebek var, 15 gün falan. Bu yanında emzirmesin mi abi? Onun yanında yap, erkek mi kız mı? İkisi de kız. İkisi de kız. En yanında elinden geldiği kadar yapmasın. Dönsün, sırtım dönsün. Lankur, lappat, pat diye, kürt diye hemen ortamda çocuk emzirilmez. Öyle bir şey olmaz. Çocuğun da iyi olsa. Kalıyor hafıza. Peki size hepinize söylüyorum, erkek adamız. Bacınızı, bacımızı, anamızı, ablamızı, kır kardeşimizi, ben o hiç olmayan, hoş olmayan şeylerini bazen üstü açılmış. Hafızamızdan silebiliyor muyuz? İyi mi yani hafızamızda böyle kalmasın? He? Kötü ka, ikide bir rahatsız ediyor seni. Mide bulanıyor. Niye onlar hafızanda kalsın kardeşim? Niye senin yanında annen kardeşini emzirirken o video şimdi zihninde? Niye olsun? Böyle bir şey olur mu ya? Zihninde kalıyor, atamıyorsun ki. Ha, işine yaramayın. Dinleme kardeşim. Tutarlı olman, ona yalan söylememen, verdiğin sözü tutman, tutamasan ona izah etmen, değer verdiğini gösteriyor. İzah etmen. Maddi ve manevi fiili ve duygusal halleri ona yüklememen. Yani arzularını onda görmeye çalışma. Yani bunu yapar, şunu yapar. At koşu yarışı değil ya bu çocuk. İnsanlarla yarıştırma çocuğunu, masumunu. LGS'ymiş, PMLS'ymiş, bilmem neymiş. Çocuğu bitirdiniz, mahvettiniz ya. Sabah benim kalkamayacağım, zor kalkacağım saatte kaldırıyorsunuz. Sırtına da belini kambur olsun. Bedensel sinir sistemi
bel ağrıları olsun diye çantalarını yüklüyorsunuz. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Beline bir türlü, bu kadar çocuk sırtında öğrensin. Neyi öğrensin? Sen Alman mısınız ya? Onlar ağlayıp çatlasa bile, hayır, susmayı öğrensin diye anlatıyor. Ben diyor altını temizledim. Karnını da doyurdum. Niye ağlıyor? Alamazsın diyor. Olur, emrin olur. Kucağı almak yok. Gördünüz mü ya Alman'ın çocuğunu kucağına aldığını? Varsa da arabası yoktur. Veya birisiyle konuşuyor da çocuk hırsız olduğu için olduğu gibi kabullenmek, kıyaslamamak. Felancanın kızı olduğunu görmüyor musun? Yazık olsun lan sana. Yazıklar olsun sana. Kıyaslamamak. Sıkça eleştirmemek. Eleştirmek ve sen adam olamazsın demekle gururunu rencide etmemek. Çatışan ve çelişen ortamlardan uzak tutmak, güveni görerek, yaşayarak öğrenilendir. Ve öğrenilendir de onun için olumsuz güvenilir, olumsuz ve güvenlerin sarsıldığı ortamlardan çok zarar görür. Çünkü çocuk duyarak, görerek, yaparak öğrenen bir mahluktur. Onun için bir şey olmaz zannetme. Kemalist çocuk kreşlerinde bazı hocalar, kreşte kemalist, bazı Müslümanlar diyor, bir şey olmaz bir şey. Çocuğu oraya verenleri biliyor. Almanya'da Almanca öğrensin diye Avrupa, Almanya'da kreşleri hemen açamazsınız. Biz Türkiye'de yapsak kıyamet kopar. Kiliselerin bitişindedir her kreş. Başka yerde kreş olmaz. Kiliselerin bitişindedir ve kiliselere aittir. Bütün çocuk kreşleri. Ve oraya veriliyor Almanca öğrensin, sosyal şey yapsın diye. Fakat kiliselerin hem çanın altında hem ikide bir kilisenin içinde, kilise ortamında, çapında büyütüyorlar. Almanca öğrenmesi adına Hristiyanlık ruhu aşılanıyor. Çünkü sirayet var. Ay abi yazı yazdık, domuz eti yedirmeyin çocuğuma. Domuz etiyle mi olursun? Haftada bir gün, kiliseye de götürme. O çaptasın ya, paftanın içindesin. Sirayet yok mu? Sirayet anlaman için sana soruyorum. Osmanlı'nın yaptırdığı binaya bakın, camilere. Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camilere bakın. İçeri girince haletin değişiyor mu, değişmiyor mu? Ha, kilise de böyle oluyor. Beni bile etkiliyor. Kilise. Kilise. O kadar alışıyorum ki çan Almanya'da. Çala çala 15 dakikada bir. Yobaz yani. 5 defa ezan okunmuyor. En masumu saatte bir çan çalıyor. Beynim çana o kadar alışıyor ki Türkiye'ye geliyorum. Beynimde bir boşluk var. Bir şey ihtiyaç hissediliyor. Ya, acayip bir şey ya. Aklın aptalı. Bir bakıyorum ki çan sesi eksik. Ondandır ki futbolcuların ve diplomatların Türkiye'de vazife yaparken çocukları gittikleri memleketlerde ezan sesini duymak istiyorlarmış. Çünkü ezan sesi de dimağa kodlama yapıyor. Bir şey çok tekrar edilirse şuur altına gidiyor. Şimdiki çocuklar katliam yapıyorlar abi. Katlediliyor canım. Gene iyi ya, bu kadar ana baba televizyon çizgi filmdeki müstehcen, çünkü 25. kare kullanıyor. Bu kadar hoppala uğraşıyoruz bozulsun ruhu diye. Gene acayip baba diyor, anne diyor. Bu kadar uğraştığımız halde bu kadar sağlam ruh olur mu ki? Bu kadar sıfır bozulma olmamış ya. Yani lan. Kreş Fransızca'da kutsal ahır demek. Evet, kreş Fransızca'da kutsal ahır demek. İsa Aleyhisselam ahırı demekmiş. Hazreti İsa'nın Hristiyanlık inancına göre ahırda doğduğu. Ve orada büyütüldü. Evet. Ve hiçbir şekilde kilisenin kontrolünün dışında kreş açılamıyor. Açılamaz. Kilisenin dışında kreş açamazsın. Bizde 5 yaşında çocuğu Kur'an kursuna gönderince 5 yaşında çocuk Kur'an kursuna gider. Ne kadar yobazsın. 5 yaşında çocuk Kur'an kursu. Halbuki 5 yaşında ikinci evresine geçiliyor ya. Avrupa'da. 3-3,5'tan sonra ikinci dönem başlıyor. Güven duygusunun gelişmesi için tutarlı olman, sözlerinde durman, farkındalığını uyandırman, sevildiğini bilmen, Allah tarafından sevildiğini bilmen. İnsanın güven duygusuna öyle bir güven katıyor ki. Ne demek Allah tarafından ben sevildiğimi nasıl anlarım? Bir, sayayım şeyleri ben.
Hatırladığım kadar 5-6 tane hadisi kutsi var ezberimde. Bil mana meal. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Hatalarını ona gösterir. Ha, Allah bir kulunu severse hatalarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. 3. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Sevdiklerini sevdirir. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder dedik. İşte 5. Şu anda bu yaptığımız Allah'ın sevdiği iş. Namaz Allah'ın sevdiği iş. Hah, demek Allah seni seviyor, onaylıyor. Allah, sana sorayım. Sen en çok sevdiğini hiç sevmediğine verir misin? Bir de söylüyorum, yavaş. Sen en çok sevdiğini hiç sevmediğin kişiye verir misin? Vermez. Allah'ın en çok sevdiği imandır. Sana vermiş. Demek ki seni seviyor. Allah sevmediği kişiye Allah sevdiği bir şeyi vermez, mecbur da değildir. Sana vermiş. Demek ki seviliyorsun. Onun için niçin anlattım bu kadar? Sevildiğini bilmen, güven duygunu zirve yapar. Sonra tutarlı olman, sözlerinde durman, farkındalığı uyandırman, hatalarını kabullenip adım atman, ne yaparsan düşersen düş, ne yaparsan yap, yaparsan kabullenip adım atman, ne yaparsan düşersen düşsen bile asla Allah'tan ümidini kesmemek, kendini affetmeyi ve ödüllendirmeyi bilmeli ve yapmalı. Aferin anasın. Bugün orucunu tuttun lan. Mekruh yapmadın. Tamam lan. Bugün sana kaliteli bir çay kurdan bir çay var. Nasıl demek onu istiyorum değil mi? Yoruldum çünkü şeyler arası, devletler arası yoruldum. Ya. Allah'ın bizi sevdiğine, buna güven. Bu Allah'ın bizi sevdiğini anlayıp buna güven duymak. O beni çıkartıyor kuyuda. Beni o çıkarttı. Ben bütün belalardan, bütün sıkıntılardan... Nasıl anlayacağız abi bunu? İçtimai hayatta nasıl anlayacağız? Biraz önce anlattım 5-6 tane hadisi. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Ben kendimde misal vereyim. Mesela kusura bakmayın dedim. Şimdi Allah Resulü diyor ki dinini, Allah'ın dinini anlatmak için daha adım atmadan niyet eder etmez hicret ederseniz diyor. Allah bütün küçük günahlarınızı affeder. O Allah Resulü böyle diyor. Şaka demez, doğru der. Şimdi ben mesela yoruluyorum Fransa'da, Almanya'da, Yunanistan'da. Ben Yunanistan'a bir haftada iki defa girdim. Aa, bugün, şimdi buradan geldim, yarın Davufa'ya gidiyorum. Tamam. Nasıl iş yapıyorsun? Yani böyle durup dururken dayanamazsın ya. Allah bile orucu şey yapmış, ruhsat vermiş seferde. Ama asla orucumu da şey yapmamışım. Hiç ömrümde hatırlamıyorum. Ölsem bile. Diyorum mesela, Allah beni seçti diyor. Allah seçti. Ne seçti? Beni sen anlat Hasan. Fe subhanallah. Hasan beni sen anlatacaksın. Peygamber anladı ki Hasan peygamberin yani peygamberin beni sen anlat. Herkes öyle düşünsün. Ben kendimde misal veriyorum. Uçakta diyorum ki yoruldum artık tamam mı? Şimdi gideceğim dedim ya ufa ateş gibi şuradır işte Bursa'dır şudur. Valla şimdi hakikaten der, benden insanlar çok acayip şeyler bekliyor. Canlı olmam, aktif olmam ama ben bitmişim. Ama aktif ediyorum bak depoyu. Allah dedi ki bana uçakta diyor. Mesela dün uyduruk uçağa binip böyle pervane. Bak bak bak. Alt kürtü adı. Çersay uçağı mı ne Rus. Adamlar yukarıya kalkmak için de bir yok. Şeyi çekiyorlar. İki kişi çekiyor böyle. Önümüzde ha kapıda yok pilotları. Su uçağına. Ha? Su uçağına. Böyle şeyle çekiyor. Dedim ya Rabbi herhalde sonumuz geldi. Eşheden la ilahe illallah. Tamam. Yani hakikaten bitmiş. Böyle bir şey olur mu? Havadaki o titreşim arasındaki boşluğu üzerine alacak bir sistem çalışmıyor. Biraz mesleğim ya. Acayip bir şey. Her şeyi hissediyorsun. Tamam dedik ya. Her şey sonumuza geldik artık dedi. Tamam. Şimdi ama hemen dedim ki Allah dinini benimle anlatmak şey yapıyor. Bana vazife veriyor. Dinimi sen anlatacaksın. Herkes öyle düşünsün de. Hasan beni sen anlat. Mesleğim ne? Allah'ı anlatmak. Allah Allah. Mesleği ne? Boş, arçelik, bilmem ne, kalem bayisi yapmak. Benim mesleğim din bayisini yapıyorum, din bayiliğini yapıyorum. Allah'ı anlatıyorum. Malzemem o. Peygamberi anlatıyorum, Kadir'i anlatıyorum. Ya bundan daha şerefli. Ben uçuyorum ya bunu size anlatırken bile şimdi de coşuyorum. Bu akşam iki buçuk saat uyudum uyumadım ha. Bak buyum.
Anlatırken bile şey yapıyorum. Allah'a ben anlatacağım kardeşim. Dedim ki, dayanamadım orada. Kardeşim şu miraç iş benim. Bu miracı ben anlatacağım. Ama anlatamıyorum tabii. Çünkü kopuyorum, duygusallığa giriyorum falan. En iyi ben anlatacağım. Yani. Ha şimdi böyle içtimai hayatta sevgili kardeşim bak. Dershaneye hizmet yükleniyor musun kardeşim? Ömründe dershanenin birkaç faturasını yatırıyor musun kardeşim? Haftada bir gün derse gidiyor musun kardeşim? Allah ile sohbet ediyor musun kardeşim? Allah ile sohbet etmek Kur'an okumaktır. Resulullah diyor. Namaz ve Kur'an. Allah ile sohbet. Namaz miraçtır diyor. Kur'an sohbet etmektir. Hizmete gidiyor musun? Koşturuyor musun? Allah daha nasıl buluttan mı bağırsın? Abdullah! Buyur ya Rabbi! Seni seviyorum ha! Demenin fiili. Öyle mi yapacak? Allah onaylıyor. Başka Allah seni sevdiğini başka bir hadis. Allah bir kuluna tövbeyi nasip etmişse onu affetmeyi murat etmiştir. Hazreti Ali diyor ki tövbeye muvaffak olan aftan mahrum olmaz. Oh! Ya Rabbi! Geçmiş günahlarımızdan, gözümüzden, kulağımızdan, elimizden, burnumuzdan, dilimizden vesaire azalarımızdan, maddi ve manevi organlar ve uzuvlarımızdan her ne yaptıksa, senin hoşuna gitmeyeceğin ne varsa hepsine tövbe ediyorum ya Rabbi. Tövbe ediyoruz ya Rabbi. Tövbe ediyoruz ya Rabbi. Tövbe ediyoruz ya Rabbi. Muhammed'in hürmetine ya Rabbi. Tövbeyle kabul olan tövbelerin hürmetine ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Muhammed Ali, ben ne isteyeceğimi de bilmiyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne istiyorsa ben de istiyorum. Hadis bu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nelerden sığınmışsa ben de sığınıyorum. Ha bunu sana nasip etti mi tövbeyi? Etti. Hadis-i kutsi sen sorgulayacak mısın ya? Hazreti Ali naklediyor. Tövbe muvaffak olan aftan mahrum olmaz. Ya Rabbi tövbe Allah'ım herkese nasip olmaz. Allah seviyor. Allah beni sevdiğini bilmem. Ulan güvendi ya bu çenemi yırtarım ya. Allah seviyor be kardeşim. Allah sevene de azap eder. Güven duygusu olunca sanki aşeri mübeşeri gibiyiz ha. Yani sanki cennette müjdelenmiş gibiyiz ha. Çünkü Allah nasip ediyor ya. Efendim abisi. Abi güven duygusu olunca enfüs alemimizde bizde karşılığı ne oluyor bunun? Yani bütüne geliyorsun. Yani sükunet deniliyor bunun adı. Razı oldu. Yani sükunet. Allah sükunet, sekinet yağdırıyor tabi. Sen sükun buluyorsun o sekinet yağdırıyor. Halilullah mı oluyor abi aslında? Halilullah olur. Yani enfüste artık hangisi olacağını bilemiyorum ama. Yani ille şu olur Halilullah. Biraz fıtratla da alakalı. He? Yani her fıtratta aynı şey olmaz. Kimisinde Halilullah olur, kimisinde Hizbullah olur. Evet. Yani her fıtrat... Nuh olur, İbrahim olur. Nuh olur, İbrahim olur. Sükun, yani ama sistemi şey yapalım, orta sistem. Sükunete erer, sikinet iner. Sana sikinet inince sen... Allah'tan memnun. Yani bakarsın geniş tarih hadise bu. Böyle olacaktı canım. Deprem oldu. Tabii başka ne olacaktı ki? Allah mı yaptı bunu? İşin başında Allah yok mu? Allah fazla yapmaz, az yapmaz. Tamam. Allah ile memnun ol. Bir tanesi, abi bir şey sorabilirim. Öyle geniş tarihi sorma. Abi sorsa, sorma kardeşim. Allah rububiyetini, fiiliyatını hiç kimseye vermemiş. Fiilin haliki Allah'tır. Azmadıkça Allah bela vermez. Evet, nereden çıkarıyorsun? Bak, ben şuradan çıkarıyorum. Kıyas edelim diye. Dost edinirken bile abim onaylamasını bekliyor. Dostumu, düşmanımı abim diyor ki onlarla irtibatın olmasın. Onu dinleme, oraya gitme. Ondan sonra düşmanımı bile abim onaylıyor. Ben Nurcu böyleysem, alem İslam nasıldır? O zaman belalar niye yamasın ki? Ha işte alim İslam niye böyle oluyor? Sen böyle olduğun için diyorum ben de. Hazmedebiliyor musun o kardeşini? O kardeşinin varlığını, dersini, muvaffakiyetini, tesirini, ders yapıyor, insanlar istifade ediyor. Elhamdülillah diyebiliyor musun? Senin ayağını kurban olayım. Ben de diyebiliyorsam ben de öyle yapayım. Hepimiz böyleyiz. Kurban olurum senin ayağının tozuna. Hazmet kardeşini. Hissiyatıyla istenmek.
Yani sanki kılı koparır gibi onun başına gelenler, adeta onun başına bir şey gelmiş, tabii hak etti canım, bu azmıştı, kudurmuştu ya, az bile ya falan. Ulan her bela musibette ille suç mu arıyorsunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam sıkıntı çekmedi mi? Suçlu muydu? Bediüzzaman Hazretleri 28 sene işkence çekti. Ne yaptı ki şefkat tokatı diyorsun? Her şey öyle diyorsun. Kardeşin başına bir hal geldi, tabii canım hak etti. Peygamber de mi hak etmişti? Ustad da mı hak etmişti? İmam Azam da mı hak etmişti? İşkence çekmiş Ahmet bin Hanbel. Celali istikamete bakınca cemaliyi ihmal ediyor. Evet. Oysa Allah tek yönlü icraatı yapmıyor. Celal ve celal. Cemal. Cemal aynı dengede gidiyor. Evet, yani biz cemali aldık mı celali ihmal ediyoruz. Celal'i bir alıyoruz, Allah belanı versin diyor. Aynı fiilin kendim yapıyorum, Allah yarabbi affet diyor. Bu adama Celal mi yakışıyor, Cemal mi yakışıyor? Benim nefsimde, benim küçücük değerlendirmemde. Hani insanın arkas nazarıyla kainata mühendis yapar, bakar diyor ya. Benim onun arkas nazarımda diyorum ki bu abiye tabi layıktı bu falan diyorum. Halbuki Cenab-ı Hak onun o başına gelen hadiseyle belki onu temizlemek istiyor, temize çıkartmak istiyor, onu günahlarını arındırıp bir nevi menfi ibadet sevabı vermek istiyor belki ona, ama ben öyle görmüyorum diyorum. O layıktı zaten ona. Ama göreceğime de diyorum ki ya o da işte günahlarını temizliyor Cenab-ı Allah. Halbuki Allah gazap ediyor ona belki de. Yani biz kendi nazarımızla bakıyoruz abi. Yani Allah hikmetle yapıyor. Biz o hikmeti adeta kendimiz işletiyormuş gibi ya değerlendirme yapıyoruz. Aynen. Sanki kainatın sahibi sensin. Evet, bize vermiş Allah rububiyeti. Rububiyeti bana vermiş. Sanki hizmet benim. O yanlış yapıyor, o zarar veriyor. Lan sana ne? Sen dediğini yap. Sana şu sorulacak, vazifeni yaptın mı? Git onu boğazını sık boğaz yap dedi mi? Vazifeni yap kardeş. Evet. Başka? Aha. Düşsen bile Allah'tan ümidini kesmemek, kendini affetmeyi ve ödüllendirmeyi bilmeli ve yapmalı. Ben çocuk ruhluyum, yetişkin bedenim olsa bile diye geçmişe saplanmamalı. Yani yetişkin bedenim olsa bile ruhum her şey hali yaşar, çocukluğumu yaşar hatıramda. Onun için kendini ödüllendirmeli, ikide bir geçmişe gidip de ya nereden yaptım, nereden dedim ya, bu hatayı yaptım ya, net olsun. Yani tövbe et, tamam daha uğraşma. Bugünü kaçırıyorsun. Geçmişten intikam almak istiyorsan bugünü güzel yaşa. Şeytanın bir hilesi değil mi abi? En büyük hilesi. En büyük hilesi bu. Devamlı geçmişte meşgul etmek. Şu anda yapman gerekenlere uygun adım atmalı. Fiilinle düşüncelerinin çok uçuk noktalarda çarpışmalarına müsaade etmemeli. Yani düşüncelerinle fikrin aynı olmalı veya yakın olmalı. Düşüncelerinle fiiliyatın uçuk olmamalı. Güvende olduğunu itikadın ve bunu destekleyen imani billah ve imani bil ahiretin çapını genişletmeli. Yani insan güvensiz hissederse psikolojisi bozulur. Güvensiz. Peki güvensizliği nasıl, bu derslerden hariç ek bir şey getirdik şimdi. Güvende olduğunu hissetmen için imanı billah, Allah'a iman ve ahirete iman hakikatinin çapını, kalitesini yükseltmeli. Ahirete imanı artırırsak dünya ahiret eşit olur, ölüm kalkar. Allah'a karşı imanımız artarsa tevekkül ve teslim tarafımız güçlü olur, hiçbir hadise bizi yıkamaz. Top, kainat patlasa diyor abi. Top gülle süper patlasa ihtimaldir bir korkutmaz diyor. Yalnız kalmamak, güvenilir dostlarımıza teslim olmak, onlara güvenmek, tatmin olduğum bir cemaatin olması, bunu ikide bir sorgulama cemaatini, muvazini amel yapmak. Yani cemaatinin evet iyilikleri de var, kötülükleri de var. Ama temelde hata yapıyorsa bırak onu. Temelde değil, beşeriyette yapıyorsa hayır hasenat, şer günahla sevap muvazen edip hayır farza ise şey yaparsın. Sevgini karşıya ifade etmek kendine güven verir. Yani zannediyor ki mesela kardeşim ben seni seviyorum. Bak sen benim için değerlisin.
Sana ben güveniyorum biliyor musun ben? Zannediyor ki insan alçalıyor. Tam tersini büyüyor. Sevgini karşı ifade etmek Allah Resulü'nün hadisidir bilmem. Sevdiğinizi söyleyin. Sevgini karşı ifade etmek kendine güven verir. Karşıya da verir ama ilk önce sen kendine güven getirirsin. Zaten vermek almanın adı değil mi? Adıdır. Vermek almanın adıymış. O kanuniyet. Kanun, evet. Sadaka vermek, insanlığın mutluluğuna uğraşmak, sadaka, Allah Resulü, hastalıklarınızı sadakayla tedavi edin. Bir de insanların mutluluğuna uğraşırken aslında kendi mutluluğunla uğraşıyorsun. Vermek almanın adı. Ya arkadaşlar, insanların mutluluğuna uğraşmayan insanın mutlu olma hakkı var mıdır? Başkasını doyurma isteği ve arzusu gayret olmayan kendisi tok olmaya hakkı da yoktur. Güven duygusu karşıyı etkiler ve koku gibi karşıya kişi taşınır. Mesela üzerimde koku var. Üzerimde koku var. Diyebilir miyim ki kapıdan, sen burada kal ben içeri giriyorum. Güven duygusu da böyle de bir latifedir. Karşıya da güven veriyorsun. Sen güven, üç aleminde güven varsa o güven duygusu sirayet ediyor. Hem ona kendisine güvenmeyi veriyorsun, hem de bana güven, yani güven duygusu salgılıyorsun. Güven duygusu karşıyı etkiler ve koku gibi karşıya kişiyi taşınır. Yani kişi oraya taşınıyor. Sesimle size taşınıyorum. Simamla taşınıyorum. Sesimle taşınıyorum. Derslerimle taşınıyorum. Bir de gözükmeyen, çoğu insan bunu fark etmez, bendeki güven, şu rahatlık vesaire sana güven veriyor. Yani ben sana taşınıyorum. Sirayet. Kendine karşı tutarlı ve değer vermen, ruhumuza yatırım maneviyatlarla yapmak lazım. Lazım. Zira yetişkin bedende sakalı çocuklarız. Kendine sahiplen, yani sana uygun olanları yap, ne derler diye yaşama. Kendini başkalarıyla kıyas yaparak haksızlık yapma kendine. Kimseyi putlaştırma. İnsanlardan ürkme, kaçma ve bunlar hepsi bitmiş gibi olumsuz bakma. Bitmiş canım ya, bunlardan bir şey yok deme. Dün bir yerde bana iftar yaptırdılar. Ne dershane ne evdi. Lüks bir yere götürdüler. Bilseydim şey yapmazdım. Samimi söylüyorum, bizim masadakiler hepsi itiraf etti. Dedi ki abi, şu karşıdaki masayı görüyor musun dedi. Abi dedi, sokakta bu oruç tuttuğuna ihtimal verir misin bu masaya? Kamp ya, çıplaklar kamp, oruç bekliyorlar iftar. Ellerinde ha. Allah Allah. O lokanda. Hey ya dedim, ben ilk defa. O tekst dedi ki, abi sen bakma ama dedi, bütün masalar aman böyle dedi. Ha buradan. Abi bütün masalar böyle dışarıda oruç, bak suizan ederdim. Bir tanesi dedi ki, abi oruçtan oldum. Yani orucun farzı, efendim, ne namazdır ne de tesettürdür. Orucun farzı ayrıdır, namazın farzı ayrıdır, tesettürün farzı ayrıdır. Haşa, bir şey teşvikmiyorum. Her bir ibadet müstakildir. O yoksa o da yok denilmez. Bir şey bütün bütüne dedirmesi. Ya acayip bir şey ya. Ya ben acayipime gidiyorum ya. Üç tane ayrı ayrı şahsiyetlerin bir arada yaşıyor olduğunu, benim nefsim, benim ruhum, ben olan beni unutma. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Üç tane şahsiyetin yaşadığını unutma. Ümitlerini onun için bozma. Bir de birbirlerine çok sıkıntılı şahsiyet. Çok acayip. Fotoğrafı çok enteresan. İsrail ile Filistin aynı yerde ya. Ya öyle de değil ya, daha acayip bir şey ya. Varlık yokluk gibi ya. Ya neler diyor ya bana ya? Size demiyor da. Bu adam neler diyor ya? Neler diyor bir görseniz ya. Bizim biraz değil. Bize de Allah'ı çok seviyorum ya. Bunları fark ettirmeyi nasip etti. Zatını şahit yaparak Allah'ım seni çok seviyorum. İmam Rabbani onun sözü vardı. Allah hakiki imanı seçkin kullanmalı. He ya. Yani fark etmemeyi, kendimle barışık olmayı, kendime dönmeyi, kendimde seyahat etmeyi, kendimi yaşamayı, ben olmayı bana nasip ettiği için
Allah'ın sıfatlarının, şuunatının, zerratının ne bileyim her şeyi adedince hamdü senalar olsun. Allah ne kadar hoş ya. Onu merkeze koydum. Batmış, bitmiş, yok olmuş. Bana herkes işini yapıyor. Allah'ın işine karışma. Adam bir defa karışmış, bilmem ne yemiş biliyorsunuz. Allah'ın işine karışmazsan böyle yedirirler adamı. Gübrelikte adama demiş ki, Allah gübreyi karıştırmış adam, içine böcekler çıkmış. Ya Allah'ım burada ne işi var demiş ya, burada ne böcek koydu dedi ya, bu böceğin ne işi var falan. Allah'ın işine karışmış. Sonra işte oluyor ya menkıbe, hastalanmış. Meğer tabip demiş ki senin ilacın, o bilmiyor öyle dediğini, o gübrelerin arasındaki o böcekleri yiyeceksin. Olur mu ya oyunu? Sen bilirsin demiş yani, ölüyorsun sen bilirsin. Adam gitti yedi bunu. Daha önce tenkit etmişti. Sonra gemiye binmişler başka zaman, hayli zaman. Gemiyle bir yerden gidiyorlar, afat gelmiş, gemi batacak ama herkes de heyecan var, eşyalarını atıyorlar, şeyleri şey yapıyorlar falan. Bir adam var, hiç umrunda değil. Oturmuş. O ese yapıyor. Sonra telaş falan, biraz sakinleşmiş. Ulan deli misin, manyak mısın ya, sende hiç mi telaşı yok? Ne ya? Ben demiş Allah'ın işine karışmam. Bir defa karıştım, bilmem neyin içerisindeki şeyi bana yedirdi. Burada da karışmam. Ne yapıyorsa o yapıyor, iyi yapıyor. Bir defa karıştım, böyle bunu yedim. Şimdi daha karışmam. Kardeşim biz benim kaç defa bunları yiyoruz, niye karışıyorsun Allah'ın işi? Hiç bunları silme. Girsin. Tamam Furkan. Gitsin. Hoşuna gitmeyen manyak desin. Bu bana delilik şeyi zaten vermişler. Amblemi, ünvanını. Ya arkadaş ya Allah'ın işine karışma ya. Neyse. Yok. Sana bir hadis okuyayım mı abi? Oku abi. Subhaneke ve bihamdike adede halkike ve rida nefsike ve zinet aşike ve midad kelimatike ve nusebbih bi cemil tesbihat enbiyayike ve evliyayike ve melaiketik. 24. söz 361 manası abi. Mahlukatının sayısınca. Mahlukatın sayısınca. Zatına layık şekilde aşının ağırlığınca ve kelimelerinin mürekkebi miktarınca hamdinle ve bütün peygamberlerin, evliyaların ve meleklerin tesbihatıyla seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Müslim ve Ebu Davud'dan. Oh! Bu söz ancak peygamber diyebilir. Bunlar arasında ilişkilerde sınırsızlık yapma, sınır koyma. Yani az kaldı da bitiriyorum bunu. Bir daha bir konu yapmayayım bu dersi diye. Saatim geldiğini biliyorum ama bir 5-10 dakika müsaade edin de daha yapmayayım yani, yarı kalmasın. Yani 3 tane şahsiyetin arasındaki ilişkilerden farkındalık ol. İkisi, üçü de farklıdır. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan. Hepsi ayrı bir şahsiyet gözükür sende. Yani izah etseydim ama yok. Karşındaki senle konuşurken kaşları aşağı yukarı duruşları seni onaylayıp reddettiğini gösterebilir. Yer çekimine benzer. Yani bunu da fazla kale almayın. Kendim için yazdım. Ama yani sakın bunu uygulamaya kalkmayın. Karşıki tarafın değil mimiklerinden, hareketlerini, gözlerine, kaşu kaş hareketlerinden seni onaylayıp reddettiğini de anlarsınız. Kaşığı böyle aşağı gidiyorsa kesinlikle seni reddediyor. Yer çekimine göre dibe çökertiyor seni. Ya öyle mi ya falan ya falan. Kaşları yukarı kalkıyorsa seni onaylıyor. Gülerken göbeği oynuyorsa güven ona. Gülerken göbeği oynamıyorsa yalandan gülüyor. Bak oynuyor. Oynamıyor. Bak oynuyor. Samimi gülüyor mu? Abdullah gülme, ne yapayım? Ya aslında bizi ele veriyor da her şeyimiz. Sen kendine verdiğin bakış açısı, başkalarının sana verdiği bakış açısını oluşturur, unutma. Yani sen kendine nasıl bakıyorsan, insanlara öyle yükleme yapıyorsun, sirayet ediyorsun, insanlar sana öyle bakıyor. Nasıl ki aynaya hangi durumla bakıyorsan, aynadan da sana bakan aynı olduğunu göreceksin. Aynaya böyle bakıyorsun, ayna da böyle bakacak. Aynaya böyle bakıyorsun, o da böyle bakıyor. Senin garibanlara, zor durumda ve ihtiyaçlı olanlara yaptığın olumlu davranış tamamen sen kendine yansıyacak, tamamen sana,
kendini yansıyacak ve seni yapılandıracaktır. Yararlı ve doğru şeyleri yapma nispetinde kendinde güven duygusu gelişir. Senin varlığın başkalarına nasıl ki etki yaptığını bilmen, mesela benim varlığım birilerinin ayakta durmasına, bazı sıkıntılarının gitmesine, bazı şeyler öğrenip de amellerinin aktif olduğuna beni bilmem, ben bunu bilmem, başkalarına nasıl etki yaptığını bilmem, seni temelde güçlü kılar. Benim bu derslerim, misal kendine veriyorum, herkes yapsın. Ailene de kullan. Benim bu derslerim birilerinin işe yaradığını bilmem, onların mutlaka böyle bazı sıkıntılarına çözüm getirdiğini benim bilmem, bunu beni güçlü kılıyor. Babasınız, annesiniz, tabii ya, mesela sizin varlığınız çocuğunuzun ayakta durmasına sebepse, o anlayış size güven, kendinizi güçlü yapar. Sen kendini ne kadar yargılıyorsan, değer veriyorsan, insanlar da aynı ölçüde sana davrandıklarını göreceksin. Sen sandığın kadar insanlar seninle ilgilenmiyorlar. Yani sen öyle bir şeye koyma yani, Hint kumaşını yapma. Herkes benimle ilgileniyor. Mesela daha çok giyin var ya, adam veya kadın çarşaf girmiştir, tesettüre girmiştir, takke takmışsın sen, şalvar var falan. Herkes galiba bana bakıyor. Ha, hiç kusura bakma, hiç kimse seninle ilgilenmiyor. Artık hayatınızın bazı şeylerin ve düşünceleri çıkartma zamanı gelmiştir, inanman lazım. Artık hayatınızın bazı şeyleri, bazı insanları, bazı tiryakilikleri, bazı turistik yerleri, bazı gittiğiniz yazdıklarınızı, bazı şeyleri aleminizden çıkartma, bazı şeyleri aleminize koyma zamanı gelmiştir. Güven. Aynı hatayı tekrar etmene gerek yok. Çünkü yapılacak daha çok hatalar var. Yani aynı hatayı niye tekrar ediyorsun? Bir sürü hatalar daha var yani. Onları yapmaya devam et. Aynı hatayı tekrar etme. O hatadan kazandığın tecrübeyi kullan. Psikolojicilere söylüyorum. Dün psikoloji bir panik atak mı geçirdin? Neyle kurtuldun? Güzel bir düşünceli bir şey. Ha bak geçti. Yani ataklar, sıkıntılar adamı öldürmez, güçlü kılar. Boom. Yani onu aştığın bir tecrüben yok mu ya? Ya 20 sene, 7 sene, 5 seneden beri sıkıntısı olan, psikoloji sıkıntısı olan adamı diyorum. Yani sen bazı mutlu olduğun anların yok mu? Nasıl oldun? Onları nasıl çözdün? Hiç bir tecrüben yok ya o kavgada. İşte şimdi kullan onu. Her kavgada yeni bir yöntem geliştirmek insanı yorar. İnsanın zihnini yorar, dimağını yorar, hafızasını yorar. Geçmişte muvaffak olduğunuz tecrübeleri kullanınız. O hatadan kazandığın tecrübeyi kullanman lazım. Aynı şeyleri yapıp farklı neticeler bekleme. Einstein'ın bir buna ait bir sözü var. Onu hatırladım şimdi. Deliliği şöyle tarif ediyor. Aynı şeyleri yapıp farklı neticeleri bekleyen ancak delidir diyor. Aynı şeyleri yaparak farklı neticeler beklemek. Delilin ta kendisidir. Televizyondan kalkmasın, internetten kalkmasın, derslere gitmesin, yorgunum dersin. Yorgun olan adam saatlerce sabahlara kadar televizyon seyredersin. Ondan sonra mutluluk beklersin. Bu sebeplerle, bu şeylerle mutlu olamadığını biliyorsun. Hala bu sebepleri yapıp neticenin farklı olmasını bekliyorsun. İnsana en büyük güven vermek, sünnet-i seni yaşamak. O bir şey yapabilmek. Çünkü sen sünneti seni yapan, kimdi onu yapan? Peygamber. Adeta peygamberlik sıfatı tahakkuk ediyor. Çünkü senin yaptığın sünneti seni peygamber yapmıştı. Peygamber gibi. Muhammedi bir hal. Muhammedi bir hal. Ağzımı tutmaya çalışıyorum böyle. Yanlış anlayacaklar diye. Kendi de olur. Muhammedi oluyorsun. Yani çünkü o hareketi Muhammed yaptı aleyhissalatü vesselam. İşte bu sünnet ise Muhammedi olabilmek. Musevi olabilmek, İsevi olabilmek, İbrahim'i olabilmek. Yani amel yapabilmek insana güven verir. Amelsiz ne bilirsem ben güven vermez. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Uzattığım için çok özür diliyorum.
El Fatiha'tı mas salavat. Allah'a emanet.